2020 yılında kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle getirilen idari ve gözlem kurulları ile onlarca tutsağın, özellikle de siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde bulunan tutsağın infazının gereksiz yere uzatıldığını görmekteyiz. Birçok idari ve gözlem kurulu kararını incelediğimizde hemen hepsinin ceza ilkesinin en temel ilkelerinden bir tanesi olan kanunun geçmişe yürümeme ilkesini ihlal ettiğini görüyoruz. Şöyle ki 2020 yılında getirilmiş olmasına rağmen kanunun 2020 yılından önce tutsaklarının disiplin dosyaları uzatmaya gerekçe olarak sunulmaktadır. Yine değerlendirmelerin üstün körü yapıldığını ve tamamen uzatmaya dönük bahaneler arandığını biliyoruz. Çünkü bir tutsağın fazla su harcaması uzama gerekçesi yapılırken başka bir tutsağın az su kullanması dolayısıyla temizlik ilkelerine riayet etmediği uzama gerekçesi yapılıyor. Yine tutsakların kütüphaneden kitap almaması uzama gerekçesi ve kitap okumama olarak lanse edilmektedir. Biliyoruz ki bu 30 yıldır cezaevinde olan insanların belki o 11 kişilik heyetten fazla kitap okumuş olmasına rağmen son 6 ay kütüphaneden faydalanmaması uzamaya gerekçe yapılıyor. Şimdi son dönemde özellikle en son yapılan uzatmalardan bir tanesi Şakran cezaevinde müvekkilim Hatice Callıhan'la ilgili yapılan uzatma, 8 aylık bir uzatma. Yaklaşık 13-14 yıldır cezaevinde bulunan Hatice Callıhan'ın okuma yazma bilmemesi uzamaya gerekçe gösterilmiş ki Hatice lise mezunudur ve okuma yazma biliyor ama kararda okuma yazma bilmediği bir uzama gerekçesi yapılmış. Aynı kararda okuma yazma bilmediği iddia edilen kişinin kütüphaneden faydalanmaması da bir uzama gerekçesi olarak karşımıza getirilmiş. Yine kanunun geçmişe yürümeme ilkesi de ihlal edildiğini görmekteyiz. Ne yazık ki bunlara yaptığımız itirazlar da infaz hakimlikleri ve sonrasında ağır cezalar tarafından üstün körü gerekçelerle gerekçesiz bir şekilde reddedilmektedir. Yaptığımız başvuruların birçoğu Anayasa Mahkemesi önünde bulunmaktadır. Ama biz bunların hepsinin yasalara, hem mevcut yasalara aykırı olduğunu biliyoruz. Biraz da bu siyasi atmosferin etkisiyle idari ve gözlem kurullarının, özellikle de siyasi tutsakların bırakılmamasına gerekçe olarak uydurulduğunu biliyoruz. Yine Hatice'nin kararına dönecek olursak, dedik ya, kararın bir yerinde Hatice'nin okuma yazma bilmediği söyleniyor. Çünkü Hatice lise mezunu, okuma yazma bilmemesi gerçek değil. Ama aynı kararda Hatice'nin kütüphaneden faydalandırılmaması bir uzama gerekçesi olarak karşımıza çıkmış. Bu da idari ve gözlem kurullarının nasıl çalıştığını göstermektedir. Kişinin cezasının nasıl uzatılacağına dair karar uydurmak olduğunu görüyoruz.